Yaratan Rabbimize sonsuz hamdolsun. Bizleri yaşatan, var eden, varlığından haberdar eden Yüce Allah'ımıza sonsuz hamdolsun. Bizlere rızık veren, hata, günah ve kusurlarımızdan dolayı dahi olsa rızkımızı kesmeyen Rabbimize sonsuz hamdolsun. Salat ve selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına olsun. Ekranı başında bizleri izleyen izleyicilerimizin, Kanal Urfa izleyicilerimizin, tüm dostlarımızın hepsine Rabbimizden selam, rahmet, bereket, mağfiret, inayet, hidayet, ikram hepsinin üzerine olsun. Efendim, Hadislerle İslam Efendimiz'den Mesajlar adlı programımıza bu hafta vefa konusuyla 3. cilt sayfa 281'de vefa konusuyla sizlere evlerinize misafir olacağız inşallah. Rabbimiz hadisten, hadis sofrasından, Efendimiz'den, onun sünnetinden bizleri ayırt etmesin. Kıymetli dostumuz, kaç programdır arkadaşımız olan konuğumuz Hıdır Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Eyvallah. Sağlık, sıhhat. Allah razı olsun. Eksik olmayın hocam. Hamdolsun. Rabbim ayırmasın. İyiyiz. Hadislerle iyi oluyoruz hocam. Daha da iyi oluyoruz. Daha iyi oluyoruz inşallah. Hadislerden ve onların mesajlarından, güzelliklerinden ümmetimizi, milletimizi Rabbimiz ayırmasın inşallah. Hemen hocam vefa konusunda Abdullah bin Ömer'in hadisiyle başlamak isterim. Müsaadeniz olursa. Abdullah bin Ömer, Allah ondan ve diğer sahabeyi güzün efendilerimizden razı olsun. Evet. Efendimiz'i en çok takip edenlerden, evet, onun yaptığını yapmaya çalışanlardan, bütün sünnetlerini harfiyen uygulayan sahabidir. Sahabidir. Abdullah bin Ömer. Yani Hazreti Ömer'in, evet, oğlu Abdullah bin Ömer. An Abdullah ibn Ömer. Ve inni semi'tu Rasulallah yekul sallallahu aleyhi ve sellem yekul inne eberrel birri silatul velidi ehle vudde ebihi, der ki iyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna göre iyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. Hocam bir hadis daha okuyayım mı? Kısa bir hadis o da. Evet hocam. Sonra konuya girmiş olalım. An Enes'in, bu kim hocam? Enes. Enes bin Malik. Hazreti Resulullah'ın hizmetçisi, hadimi. Hizmetinde kusur etmeyen büyük bir sahabi. Ne mutlu ona. İnşallah onlara. An Enes'in kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ, der ki Resulullah'tan naklettiğine göre kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır. Evet. Hocam hayır değil herhalde bu iş. Herkese bir sancak, vefasız olanlara da, evet, onlar da ayrı bir sancağın altına girerler nişane olarak. İnşallah onu ileriki safhalarda onlara ele alacağız inşallah hocam. Evet hocam, evet, vefa konusu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Evet değerli hocam, yine hadislerle İslam programımızda vefa konusunu arıyoruz. Abdullah İbni Ömer, hadise geçmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir kıssası var Abdullah İbni Ömer. Lütfen hocam. İfade buyurduğunuz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün fiillerini, sözlerini, oturuş şekillerini, uyuma şekillerini hepsini takip eden bir sahabidir. Ne görmüşse Resulullah'tan, bazı sünnetler Hazreti Resulullah'a has olan, yani sadece onun nev'i şahsına münhasır olan bazı sünnetler var.
Cenab-ı Allah tarafından kendisinde vacip, bir kısmı sünnet olarak Peygamber Efendimiz'e has, hepsini harfiyen uyguluyormuş Abdullah İbni Ömer. Bazen bir abartmakla da suçlamışlar değil mi hocam? Yani çok abarttı. Yani çok böyle peygamber... Ama on, samimiyetle, içtenlikle Efendimiz böyle yaptı. Tabii. İşte diyor bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Ve Peygamber Efendimiz arada bir ashabının fikirlerini, zekalarını ölçmek için bir şey ortaya atıyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafında oturan sahabeye diyor ki, diyor hiç yaprak düşürmeyen ağaç bilir misiniz? Yani yaz, kış, işte sonbahar, ilkbahar, bütün bunlarda yaprak düşürmeyen ağaç siz bilir misiniz? Hangi ağaç yaprak düşürmez? Orada diyor fezehebet, diyor zihinlerimiz badiyeye gitti. Badiyedeki, çöldeki ağaçları zihin gezintisi yaptık diyor. Diyor Abdullah İbni Ömer, diyor ben onu biliyordum. Ve onun nahle olduğu, hurma ağacı, bazı rivayetlerde de zeytin ağacının olduğunu biliyordum. Ama Abdullah İbni Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde büyük zatlar var orada. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi büyük sahabeler, yaşlı sahabeler var. Adab olarak küçükler genelde büyüklerin önünde konuşmaz hocam. Hatta Peygamber Efendimiz de hep diyor kebbir kebbir. Yani büyüklere söz hakkı tanı. Abdullah İbni Ömer de orada konuşmadı. Ve Hazreti Ömer diyor ben bunu Abdullah'tan duyduğunda bu şeyi dedim ki keşke söyleseydi. Yani baba oğluyla iftihar eder. Evet. Hoca öğretmen öğrencisiyle iftihar ettiği gibi baba da oğluyla iftihar eder. Diyor orada ben onu biliyordum ama kimse söylemedi diyor. Sahabelerden hiçbir tanesi söylemedi. Diyor ben orada Hazreti Resulullah'ın cevabını bekledik. Allahu ve Resuluhu a'lem dedik. Her zaman olduğu gibi. Belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir şey söyleyebilir. Ve orada Peygamber Efendimiz rivayetlerde farklıdır. Diyorlar ennehle yani hurma ağacı veya zeytin ağacı. O mübarek olan zeytin ağacı. Böyle bir kıssayı anlatıyor Peygamber Efendimiz'den Abdullah İbni Ömer. Büyük bir sahabidir. Hazreti Ömer'in oğludur. Peygamber Efendimiz zaten lakabı da Abdullah İbni Ömer hep öyle geçiyor evet. Onun şeyi. Abadiledendir. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer gibi. İşte bu vefa ile ilgili bir hadisi Peygamber Efendimiz'den bizlere aktarıyor. Diyor ben Resulullah'ı işittim. Şöyle dediğini. İnne eberrel birri. İyiliklerin en güzeli. Güzelliklerin en iyisi. Yani bir şeyde yani muhayyer kalırsınız. Dört şıkla muhayyer kalırsınız. Hepsi de iyidir. Evet. Ama onların arasında bir tercih eğer yapmak. En iyisini bulmak için. İşte diyor inne eberrel birri siletul veledi. Yani çocuk babası vefat ettikten sonra babasının silsilesini devam ettirmek için babasını yad etmek için babasının dostlarına ziyaret gerçekleştirmesi en iyiliklerin en güzelidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En azında bir baba da unutulmuyor. Yani işte babayı yad etmek, rahmet okumak, gidip babası hayattayken babasının dost ahbabını ziyaret etmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor iyiliklerin en güzelidir. Vefadır. Babaya karşı yapılan bir vefadır. Zaten ileriki safhalarda da Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile ilgili bunun şeylerini yapıyor. Evet. Peki Abdullah bin Ömer bu hadisi nerede okudu? Evet. Onu okuyayım mı hocam? Buyurun hocam. Bu olayı, bu hadisi söylenmesine gerekçe olan olay neydi? Hı. Diyor ki kitabımız bir keresinde Abdullah bin Ömer
Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaşır. Ona selam verir, binmekte olduğu merkebini ona verir, onu bindirir, başındaki sarığa kadar çıkartıp ona giydirir. Bedeviye verir. Bedeviye verir. Bu manzaraya şahit olan Abdullah bin Dinar, Allah onlardan da razı olsun, radıyallahu anh, İbni Ömer'e Allah hayrını versin. Bunlar bedevidir. Evet. Basit şeyler onları mutlu eder. Evet. Bu kadara ne gerek var? Hem merkebini verdin, onu bindirdin. Hem sarığını çıkarttın, ona giydirdin. Elbiselerini verdin. Elbiselerini... Gerek yoktu. Bunlar bedevi. Küçücük şeylerle de mutlu olmasını bilen insanlar, bu kadara ne gerek var dediğinde, işte hocam o hadisi okudu. Bunun babası, babam Ömer bin Hattab'ın dostuydu. İnşallah. Babasının dostu. Merkebi verdiği, elbisesini verdiği kişinin babasıydı. Evet. Ben Resulullah'tan şöyle dediğini işittim. İyiliklerin güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. Vefa örneği hocam. Evet. Ve bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefa örneklerinden bir tanesi. Mut'im bin Adi. Evet. Hocam bu ilginçtir. Hikaye de uzundur ama. Evet. Kısalta kısalta siz de bana destek verin, öyle gidelim. İnşallah. Efendimizin bir Taif yolculuğu oldu. Hı. Mekke'de istediğini bulamayınca, Allah'ı, dini tam olarak anlatamayınca kendisine yer aradı, yeni bir belde aradı. Evet. Belki de doğru mudur acaba ifade? Medine'den önceki kendisinin tercih ettiği yer. Evet. Dayılarıdır da, bir akrabalıkları akrabalık da var. Akrabalık da var. Dayıları da oluyor. Mekkeli müşriklerin de Taif'te yazlık evleri var. Hı. Taiflilerin de Mekke ile ticaret ilişkisi var. Ve Mekke'ye yakın. Yürüyerek o günkü şartlarda 2 gün diyorlar. Bugünkü şartlarda herhalde bir 150 kilometre. 100 kilometre var. O civarda. Biz gittik Taif'e gittik. Gördünüz yani, orayı. 2014'te orada Taif'e gittik. Çok güzel bir şehirdir Taif. İşte o serindir. Güzel serin olan şehire Efendimiz dini anlatmak için Mekke'de yapamadığını Taif'te yapabilmek niyetiyle gitmişti de hocam bir ay orada kalmış Efendimiz. Yani hemen gidip de sabah gidip öğlen ikinde dönmek değil. Evet. Bir ay orada kalıyor. Bir ay onlarla görüşme yapıyor. Son din, hak din, son peygamber. Fakat izleyicilerimiz de biliyorlar, hatırlarlar. Bizler de hatırlıyoruz ki taşladılar. Evet. Hatta çocukları diyor ve köleleri yolun etrafına dizdiler. Efendimizin geçeceği zaman özellikle taşlattılar. Evet. Ve Efendimiz tekrar o çıktığı Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Fakat Mekke'ye giremedi, korkuyordu. Hatta diyor Mekke'nin o dağlarında, Mekke'yi gören dağlarda 3 gün geceledi. Yanında Zeyd bin Harise evlatları, hizmetlisi. Ve dedi ki ona git dedi. Araplarda hocam biliniyor ki böyle durumlarda birileri himaye ediyor birilerini. Birisinin himayesine girmesi himayesine lazım. Himayesine girmesi evet. Lazım ki o himaye eden kişi ailesiyle, akrabasıyla diyecek ki şu zat bizim himayemizdedir, kimse karışmasın. Evet. Buna karışan bize karışmış ve bizimle savaş ilan etmiş gibidir. Ona zarar veren bize zarar vermiş gibidir. Ve Efendimiz'i himaye edecek insan da fazla yok hocam. Mekke'de yok yani. Mekke'de o kadar güçlü olan. Yani çünkü... Yani hocam, subhanallah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Mesela birazdan önce Taif'ten bahsettiniz. Mesela Taif'e gittiğimizde, normal arabayla gittiğimizde hocam, evet. Yolları virajlıdır böyle. Yani bir de yani 80-100 kilometre Mekke'den uzak. Mekke kavurucu bir sıcağı var. Evet. Ama Taif serindir. Yani yüksek değil mi hocam? Yüksek bir de çok, yolları da çok şeydir yani tehlikeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini İslam dinini yaymak için o meşakkatli o patika yollara bir de deve yürüyüşüyle yani 3 gün mesela şimdi biz 1,5 saatte kat edebiliyoruz o yolu, o mesafeyi. Ama Peygamber Efendimiz İslam dinini yaymak için Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'in o tevhid dinini insanları karanlıktan kurtarmak için Peygamber Efendimiz Taif'e kadar gitmiş ve orada akrabalıkları var belki bana yardımcı olurlar. İslam dininin yayılması için insanların İslam'la müşerref olması için Peygamber Efendimiz o sıkıntılara göğüs gerdi.
Yani bir her Müslüman aslında sadece davetçi değil, yani sadece din görevlisi değil, aslında bütün Müslüman, Müslümanım diyen, müminim diyen herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssasından kendisine düşen dersi alıp o şekilde İslam için çalışması lazım hocam. O zaman yani o meşakkatle Peygamber Efendimiz o yollara düşüp tevhidi, Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek için, o zaman bütün tebliğçiler, bütün din görevlileri, bütün Müslümanlar aynen o şuurla, o azimle İslam için çalışmalıyız. Şu bölümü okumamıştım hocam. Evet hocam. Bir yere atlamıştım. Fakat böyle deyince o bölümü okumak artık evet, mecbur hocam. Oldu. O bölümü de okuyayım. Evet hocam. Mekke'de girmeden, Mekke'ye girmeden 3 gün dağda kaldılar. Ve o sıra Zeyd Efendimizin durumunu görünce üzüldü. Evet. Bahsettiğiniz nedenlerden dolayı. Evet. Bunun üzerine Efendimiz ona şunu dedi. Ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Biz sebeplere başvurduk. Sebepleri hepsini yerine getirdik. Cenab-ı Allah da dininin nusrati için Cenab-ı Allah bize yardım edecektir. Aynen hocam, ifade de şu. Evet. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir. Evet. Yani bahsettiğiniz şekilde Cenab-ı Allah bu dinin mübelliğlerine, konuşmacılarına, tebliğcilerine Cenab-ı Allah yardım edecek. Yardım edecektir. Zeyd'i gönderdi Mekke'ye. Bizi himaye edecek kimse var mı? Hatta birkaç isim de verdi. O verdiği isimlerden bir tanesi de izleyicilerimiz de hatırlarlar, bir boykot yılı vardı. Evet. 3 yıl mı sürmüştü hocam? 3 yıl sürdü. 3 yıl süren boykot yılında çok sıkıntı çektikleri anda Nefel oğullarından Mut'im bin Adi, büyük bir kabilenin reisi, lideri, onun yardımı olmuştu. Ona da dedi ki bizi acaba himaye eder mi? Fakat hocam şunu da iyi anlamak gerekiyor ki orada Efendimiz'i herkesin kovduğu, bir an önce gitsin ölsün diye beklediği Efendimiz'i himaye etmek de cesaret işiydi. Tabii. Yani tabii. Diğer kabilelerin, diğer akrabaların, diğer ailelerin hepsinin tepkisini üzerine alacaksın. Yani sana da boykot uygulayabilirler. Tabii. Öyle bir dönem. Ebu Cehil var, Übeydin Halef var, bir sürü kafir, müşrik oradalar. En kuvvetli oldukları dönemde. O dönemde. Yani Peygamber Efendimiz Mekke'den çıkıyor, Taif'e gidiyor ve Peygamber Efendimiz'in kabilesi Beni Haşim, Beni Muttalib'e 3 sene dediğiniz gibi boykot uygulanıyor. Ya bu arada yani bir de bütün ticaret yolları hepsi Kureyş'ten geçiyor. Evet. Yani hiçbir aşiret o zaman zaten Taifliler Ahlaf aşireti olarak şey yapılıyor. Yani Kureyş asabiyet bakımından çok kuvvetli, Arap Yarımadası'nda çok kuvvetli bir aşirettir. Onları alamaz. Bu Kureyş içerisinde Mut'im bin Adi Peygamber Efendimiz'i himayesine alması büyük bir ne diyor şeydir, biliyor musun büyük hocam? Bir cesarettir. Nevfel oğullarının himayesinde doğruca Kabe'ye gitti. Ama öncesinde Mut'im bin Adi bu şeyi kabul ettiği zaman dedi ki bütün akrabalarına, çocuklarına, evlatlarına silahlanın dedi. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Kendi aşiretine. Kendi aşiretine. Evet. Kendi şey, yani gidip de Efendimiz'i hemen Mekke'nin o dağlarından alıp Mekke'ye getirme değil mesele. Evet. Silahlanın. Savaş hali gibi bir şey. Evet. Yani biz birçok şeyi de üzerimize alacağız tepkiyi. Tabii. Olabilir ve Efendimiz'i beraberinde getirdiğinde birçok insan böyle düşmanca bakıyordu ona. Mut'im bin Adi'ye ve akrabasına ve himayesindeki bütün insanlara. Ve Mut'im bin Adi Efendimiz'i bıraktı. Efendimiz Kabe'yi tavaf etti. Namaz kıldı. Dua ettikten sonra evine kadar götürecek. Ve Mut'im bin Adi çıkıp bir açıklama daha yapıyor orada. Ey Mekkeliler! Himaye hukukunu sizlere hatırlatırım. Evet. Yani sizler de bu zor durumda olan, böyle Hazreti Resulullah gibi durumda olan şeyleri siz de almışsınız himayenize. Ona göre o himaye kurallarına saygı gösterin. Hatırlatıyor, evet. Muhammed benim himayemdeki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yapacağınız sadece Mekke'ye girmesi değil hocam. Evet. O bir müddet de orada onun himayesinde kalmaya devam edecek. Yani Efendimiz'e verilebilecek bir zarar ona yapılmış, kabul edilecek. Dedi ki size himaye hukukunu hatırlatırım.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığınız her hareket bize yapmışsınız. Bize yapılmıştır ve savaş sebebi sayarız. Evet. Peki konumuzla ilgisi ne hocam? Vefa. Peygamberimizdeki vefa. Konumuzla ilgisi şu. Aradan zaman geçti, aylar geçti, yıllar geçti. Efendimiz Cenab-ı Allah'ın himmetiyle Medine'ye yerleşti. Orada Bedir Savaşı yapıldı. Bedir'de esir düşenler oldu. Evet. Onların fidye karşılığı serbest bırakılmaları konusu gündeme geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zor anında himayesini alan, kol kanat gelen, onu himaye uğruna canını ve soyunu hocam. Evet. Sadece Mut'im bin Adi kendi şeyini değil. Evet. Soyunu bile, kendi evet. soyunu ifade eden Mut'im bin Mut'im için Bedir Savaşı sonrası esir edilen Mekkeli müşrikleri işaret ederek eğer Mut'im bin Adi sağ olsaydı sonra şu kokuşmuş kişiler hakkında konuşup onları bağışlamamı isteseydi hiç şüphesiz ben bunları Mut'im'in hatırı için serbest bırakırdım. Vefaya bak hocam. Evet. Vefa için hocam kendisine Anladım. Yapılan iyiliği unutmama denilebilir mi? Ya da vefayı ne diyeceğiz? Vefa hocam yani yapılan hani aslında biz Rabbul Alemine yaptığımız şükür bir vefadır hocam. Bize bahşedilen nimetlere karşı yapılan bir şükür bir vefadır. Kişiler de kendileri Peygamber Efendimiz'i himayesine almış. Mut'im bin Adi ve diyor ki bu din düşmanları olan hocam ifade çok için, ilginç. Evet. Şu kokuşmuş kişiler yani, hakkında. Yani din düşmanları olan din düşmanları. Bu o kadar İslamiyet'e eziyet vermiş, Müslümanlara eziyet vermiş. Mut'im bin Adi hayatta olsaydı ve bunlarla ilgili benden şefaat dileseydi ben onları affederdim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vefa. Evet. Bu Peygamber Efendimiz'deki bir örnek. Bir örneğe daha geçeceğiz ama yönetmenimiz işaret eder. Bir ara verin. Evet. Aradan sonra Efendimiz'in vefa örneklerine devam edin derler. İnşallah. Efendim kısa bir ara sonra Efendimiz'le vefaya devam edeceğiz inşallah. Kısa bir aradan hemen sonra tekrar izleyicilerimizle, Kanal Urfa izleyicilerimizle beraberiz. Efendimizin kendisini himaye eden Mut'im bin Adi için göstermiş olduğu vefanın yanı sıra bu bölümde, artık ikinci bölümde de süt kardeşi Şeyma için vefa örneği. Evet. Süveybe, Ebu Leheb'in cariyesi, Peygamber Efendimiz'in süt annesi. Bebekken kendisini evet. emzirmesinden dolayı ona göstereceği vefadan bahsedeceğiz hocam. Güzel eş Hazreti Hatice annemiz. Büyük eş, büyük insan. Radiyallahu anha. Ondan bahsedeceğiz. İlginçtir. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir'in bir tartışması var hocam. Evet. Orada da Hazreti Ebu Bekir lehine göstereceği evet. vefadan bahsedeceğiz. Taif'teki yolculuğu hocam ben hemen anlatayım. Sonra sözü size bırakayım. Bu da Numan bin Beşir ile ilgili bir Efendimizin söylediği sözdür. Taif'ten gelen bir miktar üzüm hediye edilmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Efendimiz'e üzüm hediye edilmiş. Evet. Peygamber Efendimiz de bir salkımını Numan bin Beşir daha çocuk ona veriyor. Götür bunu annene ver diye ona veriyor. Sonra aradan biraz zaman geçince birkaç gün sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeye soruyor. Numan bin Beşir'e soruyor radıyallahu anh. Üzüm salkımı ne oldu? Onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Numan ise hayır efendim diye cevap verip onu kendim yedim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona huder. Vefasız. Vefasız. Tabii beddua değildir. Değil. Peygamber Efendimiz'in bedduası değil. Tabii beddua etmemiş. Beddua evet, değil evet. ama vefasız. Evet hocam. Yani hocam biz şunu anlıyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet dini getirdi. Dinin emirleri, kuralları, hukuku fakat bunun yanında vefa. Geçmişte yapılan herhangi bir güzellik, bir iyiliğe karşı bunu unutmama, evet. zamanı geldiğinde de buna mukabil, buna karşılık bir şey yapma. İhsan yapma. İhsan yapma. Özellikle şey bahsettiniz ya hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
Süt kardeşi Şeyma'yı ile ilgili. Evet. O kıssası. O şey hatırlamıyor hocam. Kendisi evet. Hatırlamıyor bile. Kendisi hatırlamıyor. Evet. Hazreti Şeyma diyor ben senin Süt kardeşinim. Diyor ben nereden bileyim? Nereden bileyim senin, benim kardeşim olduğunu? Diyor işte sen yaşı da bir Peygamber Efendimiz'den büyüktü Hazreti Şeyma. Diyor işte sen küçükken beni buradan ısırmıştın. Omuzunda diyor. Bulunan diş iziydi evet. Ki sen onu ısırmıştın. Sen ısırmıştın diyor Peygamber Efendimiz'e. Orada Peygamber Efendimiz evet Süt kardeşi olduğunu görüyor. Ve diyor ki kendisine yani o süt kardeşlik şeyiyle vefaya bak hocam. Bir de büyümesine hocam özür dilerim lafınızı kestim. Yani Hazreti Halime süt annesi evet. Efendimiz'i 3-4 yıl emziriyor. Bu arada bahsettiğiniz gibi Şeyma şeyden büyük. Peygamber Efendimiz'den büyük. Büyük evet. Ve onu bazen kucağına alıp evet, büyütür, büyümesine uyumasına evet. Oyunda yardımcı olan biri. Evet hocam. Öyledir hocam. İşte diş izinden Şeyma olduğunu, diş izinden tabii Peygamber Efendimiz onu tanıyor ve diyor ki eğer dilerse ben seni burada bırakırım, sana mal veririm. Yanımda otur, istersen faydalanacağın bazı mallar verip seni kavmin ve kabilenin yanına göndereyim. Evet, istersen kabilenin yanına göndereyim, istersen burada kal diyor. Burada kal. Ve kendisi şeyi istiyor, tercih ediyor, diyor bana mal ver, ben kendi kabileme gideyim. Peygamber Efendimiz ona bir cariye veriyor, hizmetçi. Bir de bir köle veriyor. Mal, belli bir miktar da veriyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra kabilesine gönderiyor. İşte bu Peygamber Efendimiz'in o süt kardeşliğinden dolayı o... Vefa. Vefa. Bir vefa örneği de Süveybe. Hatta diyor Süveybe ile ilgili abasını... Ridasını serip üzerine oturttu bu. Evet. Pek fazla yapmazdı. Evet. Değil mi? Hiç kimseye yapmaz yani. Sadece işte ridasını, gelirken ridasını açıp yanına oturturdu. Rida dediğim abasıdır. Hocam, giydiği abadır. Şale diyorlar ona. Gömleğin yani cübbe gibi bir şeydir. Cübbe gibi bir şeydir. Cübbesini serer yanına oturturdu Peygamber Efendimiz. Peki hocam şunu sorayım. Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'ye karşı gönlünün derinliklerinde sevgi beslemiş. Evet. Şimdi Efendimiz yeni doğduğunda Süveybe ona emzirme olayı var. Evet. Yani o aynı Şeyma'da olduğu gibi hatırlamayacak da muhtemelen birilerinin ileride söylemesiyle. Tabii. İşte şu senin süt annen senin evet. Zamanında emzirdi. Fakat hocam Süveybe Medine'ye hicretinden sonra Ebu Leheb tarafından azat ediliyor. Ha işte azat şeyi de Peygamber Efendimiz hani doğuyor ya, dünyaya geliyor ya. Evet. O zaman din düşmanı olan Ebu Leheb amcası, Peygamber Efendimiz'in amcası. Peygamber olacağını da bilmiyor. Bilmiyor. O cariyesini azat ediyor. Yani Peygamber Efendimiz doğdu, dünyaya geldiler diye. Evet. Cariyesini azat ediyor. Süveybe cariyeydi. Ebu Leheb'in cariyesiydi. Evet. Ve azat etti yani Peygamber Efendimiz. Onun için İslam ulemaları da diyorlar Ebu Leheb'in o yaptığı hani ameller fayda verir mi, vermez mi? Yani insanın yaptığı iyilikler, güzellikler, evet. Bütün İslam alimleri diyor eğer imanlıysa amel eder. Yani fayda verir, amelleri fayda verir. Yani bir kimse bir iş yaptığı zaman, insanların yararına, faydasına bir iş yaptığı zaman, o işi ahirette ona yarar sağlaması için, dünyada yarar sağlaması için iman şartını koşmuşlar. Evet. Yani müminse fayda verir, mümin değilse fayda vermez. İşte bazı İslam alimleri diyorlar Ebu Leheb işte cari sevindiği için, Peygamber Efendimiz'in doğumuyla sevindiği için cariyesini azat etti. Pazartesi günleri diyor azabı diyor hafifletilir. Yani kafir olan İki evet. kişiden biri evet. zalim, biri adil. Evet. İkisinin de azabı aynı olmaz. Aynı olmaz. Öyle mi anlıyorsun? Aynen olmaz hocam. Yani Mut'im bin Adil'in durumunu çünkü, tam bilmiyorum çünkü, ama. Çünkü bu yani kafir bir küfür var. Evet. Cenab-ı Allah'ın rububiyetine karşı şirk var. Bir kısmı da bir de amel boyutu var. İslam'a zarar verme. Bunun iki hem imansızlık hem iki de tane suçu var. İki suçu var. Diğeri ise bir suçu vardır. Onun azabı da ona göre hafiflenir.
Ve Süveybe kendisine süt veren Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hayber'in fethinden sonra ölünceye kadar ona bakıyor. Yani çok az belki bir süt emzirme var hocam. Evet. Ölünceye kadar Süveybe'ye bakıyor. Bütün ihtiyaçlarını karşılamış. Hatta vefat haberi kendisine ulaşınca da ikram etmek için yakınlarını sorup araştırmıştır. Maşallah. Hani vefa herhalde zirve bu olsa gerek. Hocam bir de şey vefası var. Hazreti Zeynep'e karşı Hazreti Hatice'den kaynaklı. Evet. Kitabımız şöyle almış. Bedir'de Müslümanların eline geçen esirlere fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca. Evet. Esirlerden bir tanesi de Efendimizin kızı Zeynep'in kocası. Yani damadı Efendimizin. Damadı. Damadı. O da esirler arasında. Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep de kocası Ebu'l-As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal gönderdi. Evet. Fidyeyi verecek ki kurtarsın onu. Bu mallar içerisinde Hatice validemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak tattığı kendisine ait bir gerdanlık da vardı. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem biricik eşinin hem de kızının hatıraları üzerinde taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü, tanıdı. Ve Müslümanlara uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gerdanlığı da kendisine iade edin. Ya hocam şunu da ben merakımı celbediyor açıkçası. Peygambersin, devlet başkanısın. Yani uygun görürseniz falan demene de çok fazla gerek de olmuyor da bilirdi. Hiç bunu söylemeden. Tasarruf müşerri'tir kendisi. Şari'tir. Direkt. Kendisi Cenab-ı Allah'ın ahkamını iyi biliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse de itiraz edecek hali yok ama herhalde işte, hocam. Yani o ya velev ki bazı şeyler caiz de olsa evet. Cenab-ı Allah'ın yani şeriatına, Cenab-ı Allah'ın hükümlerine ters düşmese bile karşı tarafın gönlüne, kalbine bir şey düşmemesi için Peygamber uygun Efendimiz... Uygun görürseniz. Evet, uygun görürseniz diyor. Evet. Ve zaten uygun da görüyorlar. Peki... Onunla ilgili Hazreti buyurun. Hatice ile ilgili bir şey vardır hocam o hadiste. İsterseniz onu şey yapın, son hadisimiz. O son hadisimizde hocam bir şeyini... muhterem seyircilerimizle bir okuyun. Türkçesini okuyayım. Evet, Türkçesini uzun okuyayım. Bir hadis. Evet hocam. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Hı. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Evet. Yani Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e son derece vefat eden hanımını. Evet. Bir de vefat etmiş. Hazreti Hatice'yi de görmemiş. Yani diğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine diyor o kadar kıskanmıyordum ben onları ama Hazreti Hatice işte bahsi geldi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani fazla ilgi alaka gösterir. Onun için diyor ben kıskandım onu diyor. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için hiç görmemiştim. Evet. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Evet. Normalde hocam Efendimizin bu şeyi de yoktur. Yani bunu bahsettiği zaman diğeri kıskanır, ona dikkat eden biri. Evet. Fakat ondan gördüğü vefa, evet hocam. Zor anlarında, darlık anlarında, sıkıntılı anlarında böyle kaya gibi, kale tabii gibi hocam. Yanında duran, arkasında yalnız, duran. Yalnız kaldığı zaman, yalnız sen, kaldığı hatta zaman. Hazreti Hatice validemizin vefatını senetül hüzün diyorlar. Evet. Hüzün yılı. Yani üzüntü, keder yılı olarak. Hem Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in hicretten amcası. Hicretten birkaç sene önceydi değil mi hocam o? Efendim? Hicretten birkaç sene önceydi. Evet. Hüzün yılı değil mi? Evet, hüzün yılı. İşte onu senetül hüzün olarak yani üzüntü yılı olarak isimlendirmişler. Evet. Yani kitaplarda. Onun için Hazreti Hatice bahsi hep geçtiğinde hocam diyorlar işte kim geldi diyor işte bu Hatice'nin yakınıdır, dostudur. Hatice'nin dostu mudur diyor. Arkadaşıdır. Hatice'nin dostu mudur diyor. Peygamber Efendimiz haz alırdı. Hazreti Hatice validemizin ismi geçtiği zaman böyle bir ferahlık hissederdi gönlünde, kalbinde böyle. Tekrarlardı. Hazreti Hatice'nin neyidir bu gelen, neyidir gelen öyle tekrarlardı. Onun için Hazreti Ayşe validemiz de diyor ben çok kıskanırdım onu. Ve Hazreti Ebu Bekir'e karşı vefasına kitabımız hocam şu örneği vermiş. Bir gün Hazreti Ebu Bekir diz kapağı görecek şekilde elbisesinin eteğini toplayarak telaşla Allah Resulü'ne geldi.
elbiselerini toplamış telaşla. Onu bu halde gören Efendimiz bir sıkıntı olduğunu anladı. Hazreti Ebu Bekir selam verdi. Ya Resulallah, hatta bu oğlu Ömer'le tartıştık. Ben biraz ileri gittim. Sonra pişman oldum. Ömer'den özür diledim fakat kabul etmedi. Ben de sana geldim. Çünkü hocam ben bazen şey zannediyorum. Böyle güllük gülistanlık sahabeler arasında her şey güzel, her şey tıkırında, yolunda. Halbuki kavga, gürültü, tartışma oluyor tabii hocam yani. Yerine göre oluyor ama Hazreti Ebu Bekir'in ifadesi güzel burada. Aslında bu mesele yani kitaplarda geçiyor bu mesele. Hazreti Ebu Bekir'le radıyallahu anh Hazreti Ömer arasındaki diyor bu meselede de Hazreti Ömer bunlar içtihadi şeylerdir hocam. Nefsi olan, dünyevi olan şeyler değildir. Bir mesele geliyor yani dine mutaallık olan bir mesele ve sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesinden bulmazlar. Ayette delilini bulmazlar ve içtihad ederler. İşte Hazreti Ömer o şeyinde de daha isabetliydi o zaman. Evet. Yani bir şey yapılıyor daha yani ayette de hüküm nazil olmamıştı. Hazreti Ömer'in kanaatına göre zaten geliyor o şey. Evet. O ayet muvafakat-ı Umar deniliyor. Hazreti Ömer'in muvafakatları yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer'in görüşünü destekliyor. Daha yani. Doğru. Ve işte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh işte Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor işte böyle Ömer'le aramda böyle bir şey oldu. Bir de kendisinin haksız olduğunu da söylüyor Hazreti Ebu Bekir. Özür dilediğini. Özürlerin kabul edilmediğini söylüyor. Evet. Ben de sana geldim. Bunun üzerine Resulullah 3 kere Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir dedi. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in özrünü kabul etmeyen Hazreti Ömer de pişman oldu. Onun evine gitti. Evet. Evde olmadığını öğrenince de Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi, selam verdi. Hazreti Ebu Bekir de o esnada mescitteydi. Ancak Hazreti Peygamber'in ona karşı tavrı değişikti. Hazreti Ömer'e karşı. Evet. Bunu fark eden Hazreti Ebu Bekir endişelendi, dizleri üzerine çöktü ve ya Resulallah, vallahi ben ileri gittim. Suçlu benim. Evet. Yani sen Hazreti Ömer'e farklı davrandın gibime geldi. Hı. Ama bildiğin gibi değil, suçlu olan benim. Yani suçlu farklı davranacaksan bana davran. Hazreti Ömer de büyük sahabe, Hazreti Ebu Bekir de büyük sahabe. Konuşulmaz bunların büyüklüğü. Hazreti Peygamber orada bulunan herkese hitaben. Şüphesiz ki Allah beni size peygamber göndermişti de bunu size tebliğ ettiğimde hiçbiriniz benim yanımda değil iken. Nasıl bir söz hocam ya? Hiçbiriniz yani. Benim yanımda değilken, bana destek vermez iken, evet. Getirdiklerimi kabul etmez iken, evet. Yanımda Hazreti güç olarak durmaz evet. iken, evet. Hazreti Ebu Bekir ise doğru söyledin demiş ve bana canı ve malı ile yar ve yardımcı olmuştu buyuruyor. Eğer bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Miraç hadisesidir. Geliyorlar tabii müşrikler. Müslüman olmadaki Hazreti Ebu Bekir'in tabii her şeyin başındayken tabii kabul etmesi. Yani orada yine işte eğer o Resulullah söylüyorsa o doğru söylüyor. Bitti ya. Yani hepiniz benden yüz çevirirken beni desteklemediğiniz bir vakitte Hazreti Ebu Bekir bana malıyla, sözleriyle beni destekledi. Diyor beni, hatta bu kıssanın şeyde, beni bırakın, sahibimle bırakın diyor. Öyle diyor. Sahibimle bırakın. Yani sahibi arkadaşıdır. Yani mağara arkadaşıdır deniliyor ya. İthuma fil gari. İthuma fil gari diyekulu li sahibi. La tahzen. İnnallaha ma'ana. Evet. Hocam, vefa yani, işte. Vefa. Efendimiz de vefayı. Peki Hazreti Ebu Bekir'deki vefaya ne diyelim? Evet. Mesela Hazreti Ayşe'ye iftira atıldı. Evet. İftira ya. Atanların içinde Mıstah evet. diye biri vardı evet. ki kaynaklarımız onu halasının oğlu diye. Ya. Doğru mudur bilmiyorum. Tabii Hazreti Ebu Bekir de ona maaş veriyordu. Maaş veriyor, ihtiyacını karşılıyor, ihtiyacını gideriyor. Fakat buna rağmen kızına iftira atanların içindekilerden birinin Mıstah olduğunu öğrenince de evet. vefayı hatırlatıyor sanki hocam. Evet. Yani Mıstah hiçbir şey olmasa bak bu bir iftira. Kesin bir bilgi de değil. Sen de biliyorsun ki bu kesin bir bilgi değil. Yani hiç olmazsa geçmişteki o sana yaptığım yardımların hatırına vefanı gösterseydin de deseydin ki en azından bu iftira daha ne oldu da belli değil. Ben buna katılmasaydım. Evet. Hocam zamanımız da azalıyor ama
şu örnek bana göre çok ilginçtir. Hatta benim kafamdaki birçok soruya da cevap vermiş oldu bu hadis. Evet. İzleyicilerimizin birçoğunun kafasındaki soruya da cevap vermiş olacaktır. Bilenler zaten biliyordur. Şeye evet. gerek yok. O da Ebu'l-Heysem bin Teyha'nın sözlü Akabe biatındaki olay üzerine Efendimizin şeyi. Bu hakikaten beni kafamdaki birçok soruya da cevap verdi. Soru da şu. Efendimiz son senesinde artık Mekke'yi fethetti. Mekke'de tamamen Müslümanların oldu. Yaşadığı şehirdi Mekke. Çıkarken bile ey Mekke senden ayrılmak istemiyorum demişti. Sana kavuşacağım demişti. Kavuştuktan sonra tekrar Medine'ye dönmüştü Efendimiz. Evet. Halbuki Mekke beni senden çıkarmasalardı ben çıkmazdım. Kabe'nin yani. Olduğu yer, atasının vatanı, 10 yıldır Medine'de yaşamış. Ama hicretten Mekke'nin fethinden sonra tekrar gelip Medine'ye dönmesini ben çoğu zaman şey yapamazdım. Niye Medine'ye döndü? Evet. Şeyi burada, atası burada, abası, ecdadı burada, Kabe orada. Fakat hocam Medine'de, Mekke'de Akabe biatları olmuştu. Ve Medineliler gelip orada Efendimiz'e Mekke'den ayrıl, gel bize, canımızla kanımızla seni koruruz. Sen yeter ki bize gel, burada bu insanların içinde daha kalma, dinini orada yay, biz de sana destek verelim. Kanınız kanım, mezarınız mezarım, ben sizdenim, siz bendensiniz, düşmanlarınız düşmanım, dostlarınız dostumdur. Efendimiz de bu sözü yıllar sonra şeye söyleyecek. Ebu'l-Heysem bin Teyha'nın, Teyha'ya söyleyecek bunu. Hı. Nerede söyleyecek bunu? Ebu Heysem diyecek ki ona, ya Resulallah, şimdi biz sana gel diyoruz. Yarın öbürsü gün bu sana sıkıntı veren Mekke'yle sana destek çıkacak, sen bizi unutacaksın. Nasılsa burada artık işler yoluna girdi diyeceksin ve Medine'yi bizi unutacaksın dediğinde Efendimiz onu diyor, kanınız kanım, mezarlığınız mezarım, ben sizdenim, siz de bendensiniz, düşmanlarınız düşmanım, dostlarınız dostumdur. Aynen böyle oldu. Tarih Allah Resulü'nün sözüne sadık kaldığına, vefasına, kendisine kucak açanlara karşı hiçbir zaman vefakarlıktan ayrılmadığına. Evet. Bu çok ilginç hocam ya. Kendisine yapılan iyiliği asla unutmadığına şahit oldu. Bir gün Mekke ile beraber bütün Arap Yarımadası'na hakim olmasına rağmen doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Mekke'ye geri dönmedi. Söz verdiği gibi vefat edinceye kadar Medine'de ikamet etti. Orada vefat etti. Oraya defnedildi. Ben hakikaten hocam bazen böyle şey yapardım. Mekke'ye döndü. Artık orada kalır. Hani. Hocam işte yani orada önceki programlarımızda da Hazreti Zeyd meselesini hatırlıyorsunuz. Yani babası evet. gelip alacak onu. Peygamber Efendimiz o diyor, da vefaya bir örnek. Yani bir vefaya bir örnek olarak Peygamber Efendimiz diyor siz ona söyleyin. Beni tercih ederse bende kalır. Sizi tercih ederse ben onu azat ettim götürün diyor. Hazreti Hatice validemiz onu Peygamber Efendimiz'e hediye ediyor. Ve orada o ehlini, babasını, annesini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bir baba oldu, bir abi oldu, bir anne oldu Hazreti Zeyd için. Ve Hazreti Zeyd orayı tercih etti. Şimdi Ensar da öyle hocam. Ensar da Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme ilgi alakayı gösterdiler. Yani normal Mekke'deki en yakın akrabaları bile o şeyi yapmadılar Peygamber Efendimiz. Son sözlerimiz olsun hocam. Evet hocam. O liva ile ilgili siz dediniz ya hocam hadisimizde. Evet. Vefasızların bir sancak altında. Bir sancak altında. Herkes bilecek Hazreti, ki bunlar kendilerine yapılan iyiliğe cevap verememiş. Evet. Mukabele edememiş. Edememiş evet. Diyor Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in hizmetçisi. Hatta rivayetlere göre yani Basra'da Allahu alem vefat eden en son sahabidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayeti. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ Hocam bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında namaz ehli. Namaz ehli yani İslam'ın rükünlerini yerine getirmiş.
İslam'ın adabını yerine getirmiş ama bir adapta daha fazla bir meziyeti var. Namaz. Namazla meşhur olmuş bazı sahabeler. Evet. Bazı sahabeler cömertlikleriyle meşhur olmuşlar. Bir kısım sahabe tavafla meşhur olmuşlar. Bir kısım sahabe cihadla mesela meşhur olmuşlar. Evet. Ve diyor yarın kıyamet gününde herkes meşhur olduğu sancakla gelecektir Cenab-ı Allah'ın huzuruna. Vefasızlar da bu vefasızlıklarıyla o vefasızlık sancağıyla Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Evet. Bu hem hayırlı olan şeylerde, amellerde, hayırlı amellerde de sancak bir sancak altında. Hayırsız amelde de sancak altında. Allah muhafaza. Evet. Hocam burada bitirelim mi? Duayla inşallah. İnşallah hocam. Amin. Allah'ım, Rabbimiz, Mevlamız ancak senden ister, ancak sana iltica ederiz. Kapına gelenleri boş çevirmesin biliyoruz. Bizleri de boş çevirme ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza acil şifa ihsan eyle, dertimize deva borçluğumuza eda nasip eyle. Bugün Efendimiz'den mesajlar, hadislerle İslam'da hadisleri okuduk, vefayı işledik. Bizleri vefasızlardan eyleme ya Rabbi. Kendisine yapılan iyiliği unutmayıp da onun karşılığını bir an evvel ödemek üzere çabalayan kullarından eyle ya Rabbi. Müminlere, Müslümanlara yardım eyle, sıkıntıdaki kardeşlerimize yardım eyle. Sana iman eden, önünde rükû eden, secde eden, senin önünde eğilenleri kafirler karşısında da mahcup eyleme, muhtaç eyleme. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, diyanetimizi, sancağımızı, ezanımızı onlar tarafından ezdirtme ya Rabbi. Amin. Amin. El-Fatiha.